Merhaba, borsada bir hisseyi aldığınızda o şirkete ortak olmuş oluyorsunuz. Ortak olduğunuz şirketin mali durumu hakkında bir bilginiz var mı? Siz neye ortak oluyorsunuz? Bu şirket ne durumdadır? Bunu biliyor musunuz? Bunun için şirketin bilançosuna, gelir tablosuna bir bakmak lazım. Ama diyebilirsiniz ki ben bilançodan, gelir tablosundan falan ne anlarım, işte iyidir diye düşündüm, geldim, aldım diyebilirsiniz. Böyle bile düşünüyor olsanız şirketin bilançosunu indirip bakmalısınız. Hiç değilse bir tane kalemine bakmalısınız. Bu kalem de en önemli kalemidir. Öz sermaye dediğimiz, bazen öz kaynaklar diye de geçen kalem. Öz sermaye dediğimiz şey nedir? Şirketin bir tarafta varlıkları vardır. Varlıklar dediğimiz şeyler bu şirketin alacakları, parası, stokları, binası, onun içindeki araçları, gereçleri neyse bunlar şirketin varlıklarıdır. Diğer taraftan da şirketin borçları vardır. Nedir? İşte ona mal satanlara olan borçlar, belki bankalara olan borçlar, belki vergi dairesine olan borçlar gibi borçları vardır. Şirketin yükümlülükleri vardır. Varlıklarından bu yükümlülüklerini çıkartırız. Geriye kalan şey öz sermayesidir şirketin. O şirketin aynı zamanda defter değeri de bu öz sermayesi olmuş oluyor. Bu öz sermayeyi bilmek lazım. Peki bu şirketin bilançosunu nereden bulup indireceksiniz? İşte bunun için KAP sitesine gidiyorsunuz. KAP'ta şöyle finansal tablolar diye yazıyor. Hangi şirketi istiyorsanız buraya gelip şirketin unvanını yazacaksınız. Mesela tıklayalım buradan. Brisa varmış. Brisa'yı alalım. Tüm dönemler diyor. 2020 diyor. Tüm dönemler diyor. Biz tüm dönemlerle ilgilenmiyoruz. Sadece 3 aylıkla ilgileneceğiz. Çünkü şu anda 3 aylık var. Tamam. Getir diyoruz. Ve bu da bir yere bir zip dosyası getiriyor bize. Zip dosyasını bir şekilde açabilmeniz lazım. İşte bir WinZip var, işte WinRAR var vesaire. Bu zip dosyasını açıyorsunuz. Zip dosyasının içerisinde iki tane bir Excel dosyası var. Orada bilançolar, gelir tablosu. Sizde Excel olmayabilir. Yani normal Excel açan bir programınız vesaire de olmayabilir. Ama bir klasör daha var. Onun içinde PDF olarak da döküman var. Onu artık açabiliyor olmanız lazım. Bu PDF denen dokümanı açtığınızda ben sizin için yaptım bunu. İşte bu Brisa'nın dipnotları bunlar. Özet finansal tablolar diye burada yazıyor. İşte geliyorsunuz şöyle aşağıya, içindekiler. Ondan sonra bilançoyla başlıyor. Bilançonun ikinci sayfasına geldiğimizde şurası önemli. Şöyle biraz yaklaştıralım. Şurası önemli. Tüm tutarlar Türk lirası olarak gösterilmiştir diyor. Bazen bu 1000 Türk lirası olarak gösterilmiştir der. Buna dikkat etmeniz lazım. Bazı şirketlerde mesela yani bu hava yollarına işte şey yapan yiyecek filan işi yapan şirketlerde euro olarak gösterebiliyorlar. Onlar şimdi konumuz değil. İşte geliyorsunuz burada öz kaynaklar. Öz kaynaklar diye bir bölüm var. Bu öz kaynakların altında ödenmiş sermaye, sermaye düzeltme farkları falan var. Bunlarla ilgilenmiyoruz. Bakın burada toplam öz kaynaklar diye yazıyor. Neymiş? 994.848.315. Bu 994 milyon ne ifade ediyor? İşte defter değeri şirketin bu kadar. Peki bunu bilmenin size ne faydası var? Yani bu 994 milyon diyor da işte ben bunu öğrendim, bana ne faydası var? Şöyle bir faydası var. Bazen şirketler çok borçlu olabilirler. İşler iyi gitmemiştir, şirket borç para almıştır falan. Bunu döndürüyordur ama o kadar borçlu olur ki artık şirketin varlıklarından daha fazladır bu borçlarının toplamı. Ve o zaman ne olur? Şirketin öz sermayesi de negatif olur. Negatif öz sermayeli bir şirkete yatırım yaptığınız zaman, yani ona ortak olduğunuz zaman bir risk almış olursunuz. Çünkü bu şirket neden bu durumdadır? Yani mesela bir perakende şirketi neden öz sermayesi negatif olabilir? Çünkü bu şirket çok mağaza açıyordur, borçlanmıştır. Ama bir şekilde bu borçlarını döndürebiliyordur. Öz sermayesi negatiftir. Bu gene bir risktir şirket için ama bir şekilde döndürebiliyordur. O yüzden negatif öz sermaye de devam edebilir. Ama mesela bu bir spor şirketi ise, negatif öz sermayede ise öyle bir paralar kazanıp da işte bu borçları falan azaltamıyorsa, indiremiyorsa bunu
O zaman bu tehlikelidir yani. Bu yatırım yaptığınız şeyin öz sermayesinin negatif olup olmadığına bakmanız lazım. Şöyle diyebilirsiniz. Öz sermayesi negatifse ilgilenmiyorum, yatırım da yapmıyorum. Öz sermayesi pozitif olan şeylere bakıyorum. Bu yanlış bir şey olmaz. Yani burada belki bir fırsat vardır. Onu kaçırmış olabilirsiniz ama başınız rahat eder yani. Diğer taraftan da evet öz sermayesi negatifmiş belki bu şirketin ama bu şirketin işte nakit akışı nasıl, para kazanıyor mu, net karı nasıl filan onlara da anlıyorsanız bakabilirsiniz. Mesela perakendeci işte durumunu kurtarabiliyordur ama ne bileyim spor şirketi pek öyle görünmüyor olabilir. O yüzden bunları bilmeniz gerekiyor. Yani mali tablo okumayı bilmeseniz de bu kadar şirketin finansal durumuna hakim olamazsanız bile öz sermayesi bu şirketin pozitif mi negatif mi gelip işte bu KAP sitesinden bu zip dosyasını indirip onun içerisinde de bu PDF'i açıp buradan lütfen bakınız. Yoksa neye ortak olduğunuzu bilmeden bu hisseyi almış oluyorsunuz. İşte bugünlük de bu kadar.